Dün Bakan Albayrak'ın önemli bir röportajı vardı. Neredeyse 3-4 yıldır sizlerle paylaştığım Türk lirasının değerli olması Türkiye için bir avantaj değil dezavantajdır konusunu Bakan Albayrak ilk defa dile getirdi. Daha önce söylediklerinin taban tabana zıttı da olsa önemli değil. Bu gerçeğin görülmüş olması bile önemli bir aşamadır. Türkiye için değerli Türk lirasının bir vatanseverlik olmadığı, aksine Türk lirasının değerli tutulmasının Türkiye ekonomisini tamamen yabancılara teslim etmekten başka bir şey olmadığını sanıyorum ki Bakan Albayrak da görmeye başladı. Kuru baskılamanın bir ekonomik başarı olmadığını da görmeye başladı ve bu konuyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Evet, Türk lirasının rekabetçi seviyelere gelmesi gerekiyor. Peki rekabetçi seviyeler hangi noktalar? 7, 7.20, 7.80, 8 bu seviyeler mi rekabetçi noktalar? 12, 13, 14, 15 lira mı rekabetçi noktalar? Bunu da bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aynı zamanda bakanın da açıklamasını birebir okuyacağım, değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Aynen söylediğimiz gibi altın 1920-1930 aralığında tutunmuş gibi görünüyor. Burada kendisine bir taban oluşturuyor. Burada yarattığı hacimle de büyük ihtimalle önümüzdeki süreç içerisinde tekrar 2000 doların üzerinde bir altın ons değeri göreceğiz. 2000 doların üzerine yerleştiği an itibarıyla da burada oluşturduğu hacimle birlikte önce 2300, daha sonrasında 2500-3000 dolar seviyeleri görülecek gibi görünüyor. Çünkü dünyada ciddi riskler var ve bu riskler her geçen gün biraz daha artıyor. Doğu Akdeniz'de ortam her geçen gün biraz daha geriliyor. Amerika'da seçimler yaklaşıyor. Biden Trump'ın önünde gibi görünüyor. Son hamlesi önemli. Yanına siyahi kadın bir başkan yardımcısı seçmiş olması, Amerikan tarihinde önemli kliklerden birisinin aşılması ve siyahi oyların neredeyse tamamının Biden'a gidecek olması. Trump daha da agresifleşecek. İç piyasadan çok dış piyasaya oynayarak bence bundan sonraki süreçte ortamı, özellikle küresel ortamı germeye devam edecek. Bu da altın üzerinde bir başka baskı unsuru olarak karşımıza çıkacak. En kritik mesele tabii ki pandemi meselesi arkadaşlar. İkinci dalga etkisi daha da netleşmeye başladı. Almanya'da korona vakaları son 3 ayın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Türkiye'de vaka sayısı ve ağır hasta sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Dünyada korona vakası her geçen gün biraz daha artıyor. Rusya aşıyı geliştirdik diyor ama Rusya'nın geliştirdiği aşı hiç kimseye bir güven telkin etmiyor ve aşı büyük ihtimalle Rusya'da sıkışıp kalacak. Dolayısıyla arkadaşlar korona meselesi tüm dünyayı sarmaya, sıkıntıya sokmaya devam edecek ve tabii ki ekonomiler üzerinde baskı oluşturmaya da devam edecek. Bunun da en büyük etkisini altında ve hisse senedi piyasalarında göreceğiz. Hisse senedi piyasalarında ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kalacağız. Altındaysa çok ciddi ve yoğun bir alımla karşı karşıya kalacağız. Altın daha da yükselecek. 2000 dolar bile taban seviyeler haline gelecek. Yani bugünkü 1920, 25, 27, 1930 seviyelerini çok fazla önemsemeyin. Önemli olduğu nokta şu, buranın bir destek noktası haline getiriliyor olması, dibin bulunmuş olması ve 1920-1930 aralığında oluşacak hacimle birlikte kendisini önce 1980 seviyesine ardından da 2000 seviyesinin üzerine atacak olması. Buna bağlı olarak gram altında da yükselişler olacaktır. Gram altın şu anki kur değeriyle bile, yani doların 7.33 olduğu seviyelerde bile onsun 2500 doları zorlaması durumunda 550-600 lira arasına yerleşecektir. Biraz sonra söyleyeceğim bu Bakan Albayrak'ın açıklamalarının da desteğiyle birlikte anladığım kadarıyla bundan sonra kur önündeki fren kaldırılacak. Zaten kaldırılmak zorunda. Yani Merkez Bankası rezervleri erimiş durumda. İhtiyat akçesi bitmiş durumda. Türkiye borç bulamıyor. Ciddi sıkıntılar var. Kuru baskılamak için yeni para harcanamayacak gibi görünüyor. Zaten elde avuçta da kalmadı. Son 6 ay içerisinde 100 milyar dolardan çok para harcandı. Sadece bakın Mart ayında 16.6 milyar dolar para harcandı kuru baskılamak için. Nisan ayına bakıyorsunuz yine 7 milyar dolar civarında bir para harcandı kuru baskılamak için. Bu işin sonunun olmadığını gördüğüm kadarıyla Bakan Albayrak da gördü. Söylem değiştiriyor. Ne olursa olsun
Yapacak başka bir şey kalmadığı için bu açıklamayı yapmış olsa bile Bakan Albayrak önemli arkadaşlar. En azından bu bir zihniyet ve tavır değişikliği ise ve bundan sonra kaynaklar doları baskılamak yerine üretim mekanizması için kullanılacaksa ve Türkiye'nin gerçekleri artık en azından idrak edildiyse bu bence çok ama çok önemli. Bu konuda ne kadar samimi olunduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yine siyasi baskılar arttığında ya da kamuoyuna kur artışının mantığı açıklanamadığında çark edilirse dön başa yaparız ve büyük zararlara katlanmak zorunda kalırız. Dönelim tekrar dolar kurunun altın üzerindeki etkisine. Eğer dolar serbest bırakılırsa tahminim o ki arkadaşlar bir devalüasyonist etki görülecek öyle ya da böyle. Bu kurun 13-14-15 liralara gelmesi anlamına geliyor. Bana göre zaten kurun rekabetçi değeri de burası. 7.5-8-8.5-9 seviyeleri bile artık dolar kurunun rekabetçi seviyeleri değil. 12-13-14 seviyelerine gelen bir kur evet Türkiye'nin elini rahatlatır. İthalatın önünü keser, daha çok ihracat yapmamızı sağlar. Evet başta bedel öderiz, fakirleşiriz ama sonuç itibariyle Türkiye'nin reel sektörü tekrar hareketlenir. Üretim mekanizmaları harekete geçer. Üretim mekanizmasının harekete geçmesi de işsizlik gibi çok ciddi bir sorunun da çözümü için önemli bir adım olacaktır. Türkiye ekonomisi kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenecek. Kur odaklı bir ekonomik sistem izlememesi gerektiğini, kurun sadece kendi başına bir finansal yapı, bir finansal enstrüman olduğunu görecek ve öğrenecek. Bir bedel ödenecek kısa vadede ama uzun vadede bunun getirileri Türkiye için çok ama çok önemli olacak arkadaşlar. Yıllardır söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. 1 lira 1 dolar mantığı Türkiye'ye yapılmış en büyük ihanettir. Demek ki arkadaşlar bundan sonra dolar üzerindeki fren kaldırılacak ve dolar gitmesi gereken yere gidecek. İstense de gidecek, istenmese de gidecek. Kurun bu yükselişiyle birlikte de altının değeri, gram altından bahsediyorum, 2000-2500 aralığındaki ons değeriyle birleştiği an itibariyle 700-800 lira civarına gelecektir. Gram altının yükselişi de devam edecektir. Bakan Albayrak'ın dünkü sözlerine dönelim. Diyor ki kur inecek, çıkacak. Önemli olan kurun rekabetçi olup olmamasıdır. %100 altına imza atıyorum. Evet, önemli olan kurun rekabetçi olup olmamasıdır. Sadece ihracat bağlamında değil bakın. İç pazar bağlamında da rekabetçi olup olmaması önemli. Yani siz Türk liranızı çok değerli tutarsanız iç pazardaki tüm üreticilerinizi yok edersiniz. Onların rekabetçi olma özelliklerini kaybedersiniz. İthal mal Türkiye'ye gelir girer. Tüm alanlarda bakın. Tarımdan teknolojiye, sanayiye kadar tüm alanlara egemen olur. Ve sizin üreticiniz yok olur. Üreticiniz yok olduğu zaman da işsizliğiniz patlar, ekonomik krizlere açık bir hale gelirsiniz. Bu anlamda rekabetçilik sadece ihracat için değil, tüm alanlarda çok önemli. Devam ediyor. Türkiye tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomiyi dönüştürecek bir altyapıya kavuştu. Yani şunu söylüyor. İlk defa kuru baskılayacak bir pozisyonda değiliz artık. Kur yükseliyor. Biz de bu yükselişe izin vereceğiz. Bu sayede de üretim mekanizmasını harekete geçireceğiz. İthalatın önünü vergilerle kesemeyeceğimizi anladık. İthalatın önünü kesebilmek için kur enstrümanını kullanacağız diyor. Bu açıklamanın anlamı budur. Şikayet edenler, bakıyorsunuz neden Mercedes, neden BMW alamıyorum, neden yurt dışında tatile gidemiyorum diye şikayet ediyor. Halkın bu şikayetlerle hiçbir ilgisi yok diyor. Bakın burada yanılıyor Sayın Albayrak. Çünkü Türkiye'ye sadece araba girmiyor ya da Türkiye'de sadece orta gelir üstü zengin olan kesimin yurt dışı tatilleri pahalılaştığı için şikayetçi olanlar yok. Aksine yoksul kesim ve fakir kesim doların yükselişinden şikayet ediyor. Bunun temel nedeni ise ihtiyaç olan malzemelerin peynirden zeytine, ekmekten buğdaya, buğdaydan pamuğa kadar her şeyin artık marketin raflarından pazarın tezgahına kadar her şeyin artık ithal olması ve ithal olduğu için de dolar yükselişinden etkilenmesi meselesi. Halk daha çok şikayetçi Sayın Albayrak. Size bu bilgiyi kim verdiyse yanlış bir bilgi vermiş. Halka ulaşan malzemenin bir an önce ithal odaklı olmasından çıkması gerekiyor. Lütfen bu işi sadece Mercedes'le, BMW'yle ya da yurt dışı tatiliyle falan sınırlamayın. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Artık o bakış açısını çoktan geride bıraktık.
patatesden soğana kadar her şey ithal ediliyor. İthal edildiği için zaten Türkiye ekonomisi bu noktaya gelmiş durumda. Albayrak'ın cümleleri daha sonrasında daha da ilginç bir hale geliyor. Çünkü bugüne kadar bizim ısrarla söylediğimiz meselelerdi ve ne yazık ki bunları söylediğimiz için terörist ilan edilmiştik. Albayrak bugün benim sizlerle neredeyse 3-4 yıldır paylaştığım cümleleri kurmuş durumda. Diyor ki biz tam tersine diyoruz ki turizm gelmesi için, ihracatın artması için benim para birimim daha da cazip bir hale gelmeli, rekabetçi olmalı. O dönemler bitti. 1 lira 1 dolarcılar vardı. Matematiğe aykırı 1 lira 1 dolar olur mu? Enflasyon farkı bile bunun böyle olmasının önünde çok ciddi bir engeldir diyor. Altına imza atıyorum. Ne diyordum sizlere? 1 dolar 1 lira meselesi Türkiye'de büyük bir ihanettir diyordum. İç pazarın tamamen yabancılara teslim edilmesidir diyordum. İhracatın önünün kesilmesidir diyordum. Yabancı firmaların Türkiye'deki ekonomiyi ele geçirmesidir diyordum. Çiftçinin, reel sektörün yok edilmesidir diyordum. İşsizliğin patlatılmasıdır diyordum. Ama bunları söylediğimiz için terörist ilan edilmiştik. Çok ciddi eleştiriler alıyorduk. Bakan Albayrak bizim söylediğimizin bugün aynını söylüyor. Evet, çok haklısınız Sayın Albayrak. 1 dolar 1 lira mantığı matematiğe aykırıdır. Bu mantık Türkiye'nin bir çöküşe doğru gitmesinin temelindeki en önemli dinamittir. Onun için eğer ki bu konularda samimiyseniz lütfen artık dolar üzerindeki bu gereksiz baskıdan vazgeçin. Bırakın kur nereye gidecekse gitsin. Gitsin ki Türkiye önce bedel ödesin, daha sonrasında ise üretmek zorunda kalsın. Televizyonunu üretmek zorunda kalsın, cep telefonunu üretmek zorunda kalsın, ev eşyasını üretmek zorunda kalsın, inşaat malzemesini üretmek zorunda kalsın, tarım ürünlerini üretmek zorunda kalsın, tüm sanayi ürünlerini üretmek zorunda kalsın. Zorunda kalsın ki bir yığın makroekonomik sorununu da çözsün. Devlet daha çok kalkınabilsin. Vatandaş daha çok kalkınabilsin. İnşaat ekonomisiyle bu işin yürümeyeceğini görün artık. Adil olmayan bir gelir dağılımıyla da orta direğin tamamen yok edilmesiyle de bu işin yürümeyeceğini görün artık. Eğer bunu yapmayı başarırsanız sonuna kadar biz de sizin doğrularınızı söylemeye devam ederiz. Sonuna kadar her zaman olduğu gibi yanlışlarınızı da yüzünüze vurmaya devam ederiz. Sonuç arkadaşlar, dolar öyle ya da böyle yükselecek diyordum sizlere. Bu söylem de bize gösteriyor ki dolar bundan sonraki süreçte yükselecek ve olması gereken noktaya gelecek. Her ne kadar Sayın Albayrak bu bizim tasarrufumuz gibi göstermeye çalışsa da deniz bitti, kara göründü. Artık dolara müdahale etme imkanı kalmadı devletin. Ya gideceksiniz tefeciden yüksek faizlerle para bulmaya çalışarak dövizi baskılayacaksınız. Her baskıladığınızda elinizde dolar biterken, yüksek faize katlanmak zorunda kalırken dolar da yükselmeye devam edecek. Ya da hukuk sisteminizi, sosyal sisteminizi tamamen düzelteceksiniz. Ekonomiyle ilgili altyapınızı tamamen düzelteceksiniz. Bakın, yabancı sermaye çatır çatır Türkiye'den kaçıyor. Yabancı sermayenin kaçmasını istemiyorsanız insanları illüzyonlarla kandırmayı bırakacaksınız. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.